Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine Bağlum'dayız. Yuvarlakla çizdiğim noktada duracağım arkadaşlar. Bugün burada altın, gümüş, bakır ve su testi yapacağız ama biraz değişik bir test yapacağız. Şu şekilde yuvarlakla çizdiğim noktada duracağız. Şuradan yaklaşık 10, 12 metre, 13 metre ötede altınımız var. Gidelim görelim onu. A harfiyle çizilmiş yerde gördüğünüz gibi. Yaklaşık bir 13-14-15 metre uzaklıkta suyumuz var arkadaşlar. Su bidonu. Burada. Hemen bakırımız var. Bakırımızı da görelim yerine. Bakır bobin sarıdı arkadaşlar burada. Ayrıyetten bir de gümüşümüz var. Gümüşümüz de yaklaşık 10-12 metre uzaklıkta. Hepsinin ortasında duracağım arkadaşlar. Sırasıyla altına, gümüşe, bakıra ve suya alacağım tam orta noktadan. Bakalım her birinde doğru hedefe ulaşacak mı yoksa karıştıracak mı frekansları? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şimdi kafa kamerasına geçiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ilk testimizi suyla yapacağız. Sağ tarafta gördüğünüz gibi suyumuz var arkadaşlar. Önümde altın var arkadaşlar, iki tane küçük altın. Sol tarafımda gümüş var, arka tarafımda da bakır var arkadaşlar. İlk etapta suyla başlayalım. Şu an sağ tarafımda, önümde altın var. Su frekansını aldık arkadaşlar, alan taramamızı. Bakalım. Başlayalım. Görelim. Evet, sağ tarafı gösteriyor arkadaşlar. Dönüyoruz sağ tarafa, suyun olduğu yere. Önümüzde su. Bir daha tutuyoruz. Devam et diyor arkadaşlar. Devam ediyoruz biz de. Aynı şekilde devam ediyoruz. Devam ediyoruz. İyice yanaştık arkadaşlar. Hafif sol tarafında su. Sol tarafta diyor. Gördüğünüz gibi devam ediyorum. Bir daha duracağım, tutacağım. Sol tarafımda diyor. Su zaten sol tarafımda gördüğünüz gibi. Geçeceğim arkadaşlar suyu mahsus. Bakın hafif geçiyorum. Arkada diyor artık. Su bakımlarınızı bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Siz de kendiniz de 5 litrelik bir bidona su koyarak suya dönüp dönmediğini cihazın test edebilirsiniz. Şimdi arka tarafından bir daha devam edelim arkadaşlar. Biraz şöyle geri alayım. Sol tarafından tutuyorum. Bakın arkadaşlar, hafif sağda diyor su. Zaten hemen de önümüzde gördüğünüz gibi. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Bakın sağda diyor, sağda diyor, sağda diyor ve arkanda diyor artık. Su testlerinizi bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi tekrar yuvarlak çizdiğimiz noktaya gelelim. Bu sefer de altın frekansını alalım. Alan taramamızı. Altın frekansını aldık arkadaşlar. Yalnız altın tam önümüzdeydi. Bu sefer altına değil de suya dönelim arkadaşlar, sağ tarafa. Suya doğru dönüş yaptık. Altın frekansını aldık. Evet, alan taramamız şu an çalışıyor. Tutuyoruz arkadaşlar. Altın solumuzda arkadaşlar. Bıraktım. Sol tarafa dönüş yapıyor. Altının olduğu cepheye. Sol tarafa dönüş yaptım arkadaşlar. Altının olduğu cepheye. Bir daha tutuyorum. Bakalım önümüzde mi? Evet, önümüzde diye gösteriyor. Devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Devam edelim. Bakın altın solumda, hafif anten sola çevirdi gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz değil mi? Devam ediyorum. Altını geçiyorum. Arkamda diyor. Hemen altın dibimizde zaten. Altın testlerinizi de bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Tekrar yuvarlak çizdiğimiz noktaya gidelim. Bu sefer de gümüş frekansını alalım. Gümüş frekansımızı alalım.
Play tuşuna bastık. Modülasyonu açtık. Şimdi altının olduğu cepheye bakacağım gene arkadaşlar. Önümde altın vardı. Sol tarafımda gümüş. Sola dönerse gümüşümüzü görmüş olacak arkadaşlar. Bırakıyorum şimdi. Bıraktım. Evet, sola döndü. Gümüşe doğru dönüş yaptı. Döndüm tekrar arkadaşlar gümüşe. Bir daha tutacağım arkadaşlar burada. Evet, kımıldamıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ön tarafı gümüşü gösteriyor. Gidelim gümüşümüze bakalım. Gümüşün mahsus sağına doğru gideyim arkadaşlar. Bakın gümüş solumda. Gördüğünüz gibi gümüşü gösteriyor. Kutuyu açmadım ama daha önceki videolarda açtığımdan dolayı açmıyorum. İçerisinde gümüş var arkadaşlar. Bunu gördüğünüz gibi. Gümüşümüze de bu şekilde tepki veriyor. Bir de bakır testi yapalım arkadaşlar. Gene yuvarlak çizgimize geldik. Bakır frekansına geldik. Bastık. Modülasyonu orta noktaya getirdik. Şimdi bu sefer isterseniz suya doğru bakayım. Bakır sağ tarafımda kaldı arkadaşlar. Sağa dönüş yaparsa bakırı görmüş olacak. Önümüzde su var. Tam gene yuvarlak çizgimizin olduğu yerdeyiz. Evet, bırakıyorum cihazı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sağa dönüş yapıyor. Dön diyor sağ. Döndüm arkadaşlar sağ tarafa. Şimdi bir daha bakacağım. Önümde mi değil mi? Evet. Ön tarafımı gösteriyor. Devam edelim. Bakırın olduğu yeri gösteriyor arkadaşlar. Gene bakırın sağ tarafına doğru ilerleyeceğim arkadaşlar. Bakır hafif solumda, bakın kafayı çeviriveriyor hemen bakırın olduğu yere. Gördüğünüz gibi. Şimdi alan taramamızla yaklaşık 14-15 metre uzaklıktaki mesafelerde test yaptık arkadaşlar. Hepsine de başarılı bir şekilde döndü. Siz de bu şekilde alan taramalarınızla test yapabilirsiniz. Bu bir de yurt dışından ben bakır alan tarama getirdim arkadaşlar. Bir de en son bununla test yapacağız. Bakalım yurt dışından getirdiğim bu bakır alan tarama nasıl çalışacak? Bizim frekanslı alan tarama gibi başarılı olacak mı olmayacak mı birazdan göreceğiz. Bir de ayrıyetten şöyle bir test yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu yuvarlak çizginin olduğu yere bütün elementlerin uzaklığı yaklaşık 15 metre arkadaşlar. Şimdi ben yuvarlak çizgiden tam ortalarından adım sayarak uzaklaşacağım. Bir de ne kadar mesafeden bunları görebiliyoruz onu test edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 35, 32, 34, 35, 36, 37. Arkadaşlar şu anda 37 adım attım. Burası yaklaşık 35 metre olsa suyun bir de 15 metre mesafe daha uzağı var. Yaklaşık 50 metrede 5 litrelik bidonu suya alalım bakalım. Sol tarafı suyu gösterecek mi? Test edelim arkadaşlar. Evet, su frekansını aldık. Şu anda alan taramamız çalışıyor. Sol tarafımda arkadaşlar gördüğünüz gibi göstereyim. Su bayağı bir ileride. Yaklaşık 50 metre uzaklıkta. Ben ağacın oradayım. Tutuyorum buradan arkadaşlar. Sola dönüş yaparsa suyu görmüş olacak arkadaşlar. Bırakıyorum. Evet. Sol tarafa dön diyor arkadaşlar. Suyun olduğu cepheye bu tarafa doğru dönüş yapıyor. Suyu bu şekilde görüyor. Altına alalım arkadaşlar tekrar. Suyumuz bayağı uzaktaydı çünkü. Altında yaklaşık bir 35 metre 40 metre aralığında da altının mesafesi var. O da sol tarafımızda. Tamam, altın frekansını aldık, çalışıyor. Bırakıyorum. Onda da dönüş yaptı arkadaşlar. Sol tarafta altın. Aynı şekilde bakırı alacağım arkadaşlar. Tekrar testimizi. Bakır frekansını aldım. Play tuşuna bastım. Modülasyonu açıyorum. Bakır da yaklaşık altın kadar uzaklıkta arkadaşlar. O da bir 35-40 metre civarında var. Bırakıyorum şimdi. O da dönüş yaptı. Bakır zaten altına göre biraz daha sağ cephede, yani şurada. O yüzden böyle dönüş yaptı. Altın sol tarafta şu şekilde dönüş yaptı. Bir de gümüşü alalım arkadaşlar. Gümüşün de yaklaşık mesafesi 30-35 metre civarında. O da sol tarafımızda. Modülasyonu açtık.
Onda da sol tarafa dönüş yaparsa gümüşün olduğu yeri onu da görüyor arkadaşlar. Bırakıyorum. Evet. Onu da görüyor arkadaşlar. Ona da dönüş yaptı. İsterseniz işi biraz daha abartalım. 35 metreden biraz daha uzaklaşalım. Gümüş frekansındayız. Gidiyorum arkadaşlar. Görecek mi bakalım. Yani bir yaklaşık 10 metre daha geldim. Gene gümüş frekansında duracak arkadaşlar. Tutuyorum. Hala görüyor arkadaşlar. Yaklaşık burası 40-45 metre. Devam edelim. Bir 5-10 metre daha yürüyelim. 50 metreyi aştık arkadaşlar. Sol tarafa dönüş yapacak mı yapmayacak mı? Tekrar bakalım. Bırakıyorum alan taramayı. Hala dönüş yapıyor arkadaşlar. Yaklaşık 50 metrenin üzerindeyiz. Devam ediyorum. Kaçta bırakacak? Kaçta görmeyecek artık? Ufacık 3 parça yüzük, gümüş yüzü. Beraber göreceğiz arkadaşlar. Burası 60 metre civarı. Bırakıyorum arkadaşlar. Hala görüyor arkadaşlar. Yola çıkacağım neredeyse. Devam edeceğim. Bakacağım çünkü en son nerede kesiyor sinyali görmem lazım. Bırakıyorum arkadaşlar. Yola çok yaklaştım. Hala dönüyor arkadaşlar. 60 metreyi geçtik. Yola çıkıyorum. Bir daha tutacağım yolun ortasından. Hala dönüyor arkadaşlar. Yaklaşık burası 60-65 metre. Den bile sinyali görebiliyor alan taramamız. Yani daha fazla da devam etmek istemiyorum. Çünkü yolun ortasına çıkacağız bu sefer. Gördüğünüz gibi mesafe bayağı uzak. Şimdi o tarafa doğru gidelim. Bir de bakır alan taramalarla frekanssız bakır alan taramayla bir test yapalım. Bakalım koyduğumuz o 4 parça hem altın, gümüş, bakır ve suya hangisine dönüş yapıyor? Bakır alan taramamız görelim beraber. Arkadaşlar ben bayağı büyük çaplı su bakımlarında, bakır bakımlarında yaklaşık 100-150 metre götürdüğüne şahit oldum. Açıkçası sizler de bu şekilde test yapabilirsiniz. 100-150 metreyi rahatlıkla test edersiniz. Burada önemli olan şu arkadaşlar. Objenizin büyüklüğü ve tutuş tarzınız. Eğer gerçekten düzgün bir şekilde tutarsanız alan taramalar sizi sağlıklı bir şekilde istediğiniz elemente doğru götürür. Bunu tekli kullanacağım arkadaşlar. Çiftli kullanmayacağım. Evet. Bir tanesini bırakalım. Burada dursun bakalım. Şimdi gene sıfır noktasındayız. Tutalım. Evet, sol tarafa dönüş yaptı. Bakalım. Gümüşün olduğu yere doğru döndü. Evet. Gidelim bakalım. Gerçekten gümüşü mü görüyor? Başka bir şey mi? Gümüşün sağ tarafındayım arkadaşlar. Gümüşü mü gördü yoksa başka bir şey mi? Devam edelim. Yok arkadaşlar, gümüşü falan gördü yok. Başka bir cepheyi gösteriyor. Sol tarafa döndü. Yani yurt dışından getirmiş olduğum bir bakır alan taramaydı. Bununla da ufak bir test yaparız düşüncesi vardı ama sağlıklı olmadığını gördüm. Bugünlük testimiz bu kadar arkadaşlar. Bir de şunu yapalım kapatmadan isterseniz. Şimdi boşluk testi yapmıştım ben geçen haftalarda burada yolda, şu gördüğünüz yolda boşluk testi yapmıştım. Yaklaşık bir 40-45 metre uzaklıktan gördüydü boşluk testini. Şimdi buradan mesafemiz daha da uzak. Oradaki boşluğu mu görecek? Bu boşluk testini de yapalım, sonlandıralım arkadaşlar videomuzu. Boşluk frekansını aldım. Evet, çalışıyor. Yolda nerede? Şu anten direğinin, elektrik direklerinin olduğu yerde arkadaşlar boşluk. Yani şöyle durursam sol tarafıma dönüş yapması lazım.
Buradan da yaklaşık bir 70 metre, 75 metre var uzaklığı. Gene de tutacağım. Buradaki boşluğu mu görecek, yoksa başka bir yere mi verecek, yoksa gerçekten oradaki logar kapaklarına mı verecek? Ora bakalım. Boşluk frekansını aldım arkadaşlar. Sola çevirdi. Gördüğünüz gibi dön diyor. Döndüm. İlerideki elektrik direklerine doğru gösterirse bizim boşlukları görüyor. Evet, bizim boşlukları görüyor arkadaşlar. Düşünün, 75 metreden yaklaşık boşlukları görebiliyor. Bu testleri kendiniz de yapabilirsiniz. Ve videomuzu sonlandırıyorum arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.